İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek, önlemlerin gevşemesiyle artan grip vakaları nedeniyle acillere başvuruların iki katına çıktığını söyledi. Profesör Doktor Tükek, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi şikayetlerle geliyor hastalar. Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı. Çünkü öncelikle COVID olup olmadığını anlamamız gerekiyor. Ancak PCR pozitifliği hala %10 ila 15 bandında. Kalan %85'lik grup daha çok influenza ya da parainfluenza gibi diğer virüs hastalıkları. Maalesef çoğu aşısız olduğu ve maske mesafeye dikkat etmediği için 20 yaş grubunda ağır Covid vakaları da arttı dedi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek bu yıl kısıtlamaların bitmesi ve aşılamanın verdiği rahatlıkla maske ve mesafe kurallarına daha az dikkat edilmesi nedeniyle kışın daha zor geçebileceği konusunda uyardı. Profesör Doktor Tükek, Covid salgınında durumun hemen hemen geçen senekiyle aynı düzeyde ilerlediğini söyleyerek, bu yıl farklı olarak hastaneye yatışlarda büyük bir artış olmadığını, bunu da aşının sağladığını belirtti. Ancak başka büyük bir tehlikeye işaret ederek, vaka sayıları halen istediğimiz düzeyde azalmadı. Kasım ayından sonra büyük bir dalgayla geçen seneyi geçirmiştik. Bu sene aşılanmayla birlikte yatan hasta sayısında o kadar büyük bir artış olmadı. Ama vaka sayılarında azalma olmaması, önümüzde yoğun kış şartlarının olması, kısıtlamaların tamamen kalkması ve okulların açılmasını da hesaba katarsak aslında Kasım ayından sonrası hakikaten bizi endişeye sevk ediyor dedi. Bazı şehirlerde oranlar hala çok yüksek, bazı şehirlerde 100 bindeki günlük vaka sayılarının halen 500 ila 600'lerde olduğuna da dikkat çeken Profesör Doktor Tükek, uyarıda bulundu ve, bazı şehirlerimizin kurallara uymadığını, muhtemelen aşılamada da geri kaldıklarını vaka sayılarından görüyoruz. 100 binlik sayılara 500'ü geçen şehirler var, İstanbul epey zamandır günlük 100 binde 200'lü rakamlarda gidiyor. Bu seviyeler tolere edilebilir. Çünkü vaka sayısının artmasını önlüyor. Ama İstanbul'da işin içine girerse, yani 100 binde 300 ila 400'e bile çıksa günlük vaka sayısı, bu sayılar 30 binlerden 40 ila 50 binlere ulaşabilir, diye konuştu. Yoğun bakım YATIŞLARI 20 li yaşlara kadar düştü. Aşısız grubun özellikle 30 lu yaşların altında çok daha fazla olduğuna da işaret eden Profesör Doktor Tükek sözlerini şöyle sürdürdü: Özellikle 30 yaşın altına baktığımızda aşılanma oranlarının çok düştüğünü, günlük aşılamalarında azaldığını kendi kliniğimizde de gözlemliyoruz. Hastanede yatışlarda ise bize gelen hastaların dışında çok sayıda hasta için bazı merkezlerden konsültasyon isteniyor bizden de. Burada dikkatimizi çeken şey, genellikle 20'li yaşlardaki hastaların tedavisi için sorular geliyor. Bunların ağır pnömoni olup hastaneye yatırıldığı ve oksijen tedavisine başlandığı belirtiliyor. Normalde bir üst solunum yolu enfeksiyonu, örneğin bir influenza'da, bu yaş grubunda bu kadar ağır bir tablo beklemeyiz. Ama maalesef koronavirüste tablo, ağır oluyor. Özellikle delta varyantı, gençlerde de ciddi, ağır pnömoni yaparak hastanın hayatına mal olacak düzeye gelebiliyor. Hasta genç olmasına rağmen yoğun bakıma düşebiliyor. Yoğun bakıma düştükten sonrasında ölüm oranları da artıyor. Aynı şey 65 yaşın üzerindekiler ve kronik hastalığı olanlar için de hala geçerli. Maalesef kaybettiğimiz günlük 200'ün üzerindeki vakalar arasında bu saydığım gruplar var. Bu yaş grubu maske mesafeye de dikkat etmiyor, toplumda, okullar açıldı, normal hayatımıza döndük, demek ki sorun ortadan kalktı, gibi çok yanlış bir inanış olduğuna değinen Profesör Dr. Tükek, aşılanmanın istenen düzeye ulaşana kadar önlemlerin bırakılmaması gerektiğine de vurgu yaparak, sanki tehlike yok artık gibi bir algı var toplumda. Maskeye karşı zaten direnç vardı, şimdi özellikle genç grupta hem aşılı değiller, hem de çok fazla sosyal temas halindeler toplum içinde, diğer yaş gruplarıyla da üstelik, bir de bu gençlerin maskesiz olması da hastalığın bu yaş grubu arasında çok da.